Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Pazartesi günü yüklediğimiz Osmanlı Devleti tarihi, kronolojik tarih videolarının videosunun içinde 1520-1547 arasında anlattığımız videonun içinde 27 yıllık bir süreci, bu süreci sanatçıların rolları kronolojik ve doğru bir şekilde sizlerle birlikte ele almış ve incelemiştik. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1547-1566 yılları arasında yaşanan 19 yıllık gelişmeleri ve olayları ele alıp sizlerle birlikte incelemek olacaktır. Videoma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz dostlarım, kardeşlerim. Yıl 1547. Avusturyalılara Osmanlı topraklarında Emn-ü Aman üzerine ticaret yapma hakkı verilmesi. Yani hiç kimse ticaret yapmak amacıyla başkasının hakkını yemeyecek. Avusturyalıların malları Osmanlı'da güvence altında olacak. Osmanlı'nın malları Avusturya'da güvence altında. Avusturya'da güvence altında olacak. Ve tüm bu malların ve canların, ticaret yapan canların ve ürün satılan malların güvenliğini her iki devlette korumayı, statükül ilkesi gereği korumayı teminat verecek. 1548, 21 yıl süren Osmanlı-İran Savaşı'nın bu yılda da sürdüğünü dile getirmemiz gerekir. 2555'de bitecektir. 1550 Süleymaniye Külliyesi'nin inşası. Süleymaniye Külliyesi İstanbul'dadır. Çok mukaddes ve güzel bir yapıdır. Yani o dönemdeki imkanlar göz önüne alındığında, belki bu dönemde yapılması kolaydır ama o dönemde çok ince bir mimarlık, çok güçlü bir liderlik gerektirir bu binayı yapmak. Bunu da belirtmekte fayda vardır dostlarım, kardeşlerim. Çok mukaddes bir yapıdır. 1551 Trablus kuşatması, 1553 Piri Reis'in ölümü ve denizcilikteki Osmanlı'daki bana göre, yani hatta coğrafi keşiflerdeki Osmanlı'daki en güçlü adam ölmüştür benim nazarımda. Piri Reis çok önemli bir adamdır. Araştırılması ve üzerinde kafa yorulması gereken bir adamdır. İnşallah biz diğer serimize başladığımızda, yani kronolojik Osmanlı düzeltiyorum, ayrıntılı Osmanlı padişahları serisine başladığımızda, İnşallah ayrıntılı olarak bütün bu şahsiyetleri, insanları ele alıp inceleyeceğiz. Elimizden geldiği, dinlemeden döndüğünce. Tabii bizim bunları dört dörtlük yansıtmamız veya yermemiz doğru değildir. Çünkü bu insanlar doğru da yaptılar, yanlış da yaptılar. İlgili dönemde yaşamış, bizden 4-5 yıl önce yaşamış. Ve şu anda mezarlarında yatan insanlardır. Biz bunları incelerken, bizim amacımız ne bunları övmek olacak, ne de bunları yermek olacak. Bizim tek yapacağımız doğru ve net bir şekilde tüm bu önemli şahsiyetleri ele alıp incelemek olacaktır. Bunu da belirtmek bizim için gerekli ve elzem bir durumdur. 1553 Fransa ile İstanbul Anlaşması ve Fransa'nın Alman tehdidi karşısında himaye altına alınması. Ki Fransa Birinci Dünya Savaşı'nda bunun 400 yıl sonra falan, hatta 350-380 yıl sonra falan Osmanlı'ya böyle olacak Birinci Dünya Savaşı'nda, ama o dönemde biz Fransa'yı bile düşünün yani himaye altına alıyoruz. Çünkü o dönemde Batı'da birlik yok. Batı parça. Doğu'nun adından biraz istikrarlı ama kuzey tarafı, Osmanlı'nın batı tarafı hep parça parça. Zaten güneyde bir şey yok yani o dönemde. Savaşta da bir devlet yok. Memnun'u yenmezsin. Kiminle savaşacaksın? Fas var. Nasıl bir devlet yok yani. O yüzden Osmanlı hep batı ağırlıklı gidiyor bu dönemde. Ve sonuna kadar imparatorluğun zaman zaman tabii doğuya dönebilir ama çoğunlukla hep batı ağırlıklı ilerlemiştir. 1553-54 Turgut Reis'in Akdeniz Seferi, Korsika'yı fethi. 1553-54 Nahçıvan Seferi,
Ki Kanuni bu sefere çıkmıştır. Lakin Nahçıvan'dan daha ileriye gitmek doğru olmuştur. O yüzden daha ileriye gidememiştir. İlk Osmanlı-İran Anlaşması, ilk Osmanlı-İran Anlaşması, Amasya Anlaşması yıl 1555. Ben de bunu ilk kez duyuyorum bu arada. Yıl 1555 Kanem Bornu Devleti ile Ticaret Anlaşması. Benim bu devlet hakkında bilgim yok. İsmini bile ilk kez duyuyorum ama güçlü devletlerle, yani devlet ben iki türlü ele alacağım. Hatta üst türlü bu ticaret anlamında. Bir, eğer bu devlet güçlü ise gücünden faydalanmak için ya da diğer devletlere bak benim yanımda bu da var demek için yapılması olabilir. Şimdi ilk kez duyuyorum, bilmiyorum. İki, eğer bu devlet Osmanlı gücündeyse ikisinin birliği daha mukaddes bir yapı oluşturacağı için ya biz böyleyiz, biz biriz. Ona göre ayarımızı denk alın demek için olabilir. Üç, eğer bu devlet zayıf bir devletse bu devletin coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle başka devletlerin eline geçmesini önlemek amacıyla Osmanlı Devleti bu devleti korumak amacıyla bu devletle ticaret anlaşması yapmış olabilir. Ama tabii ki benim bu devlet hakkında bilgim yok. İsmini bile ilk kez duyuyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben sadece burada ihtimalleri saydım. Bunu da belirtmekte fayda var. 1557 9. Akdeniz Seferi Fas'ın fethi. Bu sayede Osmanlı Devleti güneydeki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Bunu belirtmekte fayda var. 1559 Konya Savaşı ve Şehzade Beyazıt'ın yenilerek İran'a sığınması. Bakın Osmanlı'da üzerine tahta geçebilecek aday var. Kanuni'nin sokaklar arasında. Şehzade Beyazıt, Şehzade Selim, Şehzade Mustafa. Şehzade Mustafa Mahidevran Sultan, yani Hürrem'in çocuğu değil. Hürrem'in çocuğu değil. Bunu söyleyelim. Hürrem de kendi çocuklarından birini tahta geçirmek istediği için Kanuni Sultan Süleyman Han'ın aklına girerek Şehzade Mustafa'yı sanki kendisini izleyen edecekmiş gibi öldürüyor, öldürtüyor. Ve bu da Osmanlı'nın bana göre yıkılma, bakın duraklama, gerileme demiyorum. Ya da çok istemiyorum, yıkılma. Gerekçeleri arasındadır. Üzerine incelenmesi, kafa yorulması gerekir. Sonrasında Şehzade Beyazıt ve Şehzade Selim'e gelelim. Bu ikisi de Hürrem Sultan'ın öz oğlu. Şehzade Beyazıt, Şehzade Mustafa'nın yolundan gidiyor. Ve bu da Şehzade Selim'i korkutuyor. Şehzade Beyazıt savaşta yenilip İran'a, Safavi Devleti'ne sığınıyor. Orada da Şehzade Selim tarafından pusuya düşürülüp öldürülüyor. Tek evlat olarak kalan, tahta geçebilecek tek evlat olarak kalan Selim de kazası belası biçimde Osmanlı tahtına geçiyor. Ki bu da bana göre Osmanlı Devleti'nin yıkılma, bakın duraklama, gerileme çok istemiyorum, yıkılma gerekçeleri arasındaki sebeplerden bir tanesidir. Tabii benim şahsi kendi fikrim. Katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir. Kimseyi bunun için doğrulayamam. Ama bana sorarsanız Osmanlı Devleti'nin yıkılmasındaki en önemli etken Şehzade Selim'dir. Selim'in çağata geçmesi ve Şehzade Mustafa'nın öldürülmesidir. Bunu da açık açık söyleyelim. Tabii hemen sonrasında 1560 Virve Savaşı'nda Osmanlı donanmasının İspanyollara karşı zafer kazanması. Bakın Kanuni döneminde zaten Osmanlı donanması dünyanın bütün donanmalarından daha üstün bir donanma. Bunu da belirtelim. 1562 Osmanlı-Almanya Savaşı Almanya arasında 1547 anlaşmasının yenilenmesi. Yani Osmanlı'nın Almanya ile yaptığı 1542 anlaşmasını yeniliyor. Bunu da belirtelim. Evet dostlarım 1565 başarısız Malta kuşatması, Malta'yı kuşatıyor. Lakin Osmanlı Devleti Malta'yı fethini gerçekleştiremiyor. Ki Malta'da alınsaydı eğer Osmanlı donanması, hatta Osmanlı Devleti tam manasıyla Malta'nın konumu itibariyle bütün Akdeniz'i doğusundan batısına tam manasıyla kontrol altına alacaktı. Malta çok hayati bir yerdir.
Çünkü tam Akdeniz'in ortasında bir ada devletidir. Güney'de ada devletidir. Akdeniz'in ortasındadır. Hem doğuyu kontrol altına alabilir. Güçlü bir devlete yer oraya ele geçirirse. Hem de batıyı kontrol altına alabilir. Akdeniz'in doğu ve batısını yani. Bu yüzden Osmanlı Devleti Malatya'yı kusatıyor. Lakin kusatma başarısız oluyor. 1566 Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi. Zigatvar Savaşı. Ve Sultan'ın vefatı. Zigatvar Savaşı'na Kanuni çıkıyor. Hem halkta ise Mustafa'yı öldürdüğü için kötü bir adı yenilemek hem ölmedim ayakta diyebilmek. Çünkü 46 yıl tahtta kalıyor. En uzun müddettir. Bu Osmanlı tarihinde tahtta kalmamak mantığından. Zigatvar alınıyor ama Zigatvar alınmadan bir gece önce Kanuni Sultan Süleyman vefat ediyor. Hayatı organları çıkarıp Zigatvar'a gömülüyor. Cenazesi de İstanbul'a getirilip Süleymaniye Külliyeti'ne gömülüyor. Yani ama Zigatvar alınıyor, bunu da söyleyelim yani Zigatvar fethediyor. Lakin Kanuni'nin vefatından bir gün sonra, yani gece ölüyor Kanuni, sabah Zigatvar fethediliyor. Bunu da belirtmekte fayda vardır. Değerli dostum, tabii hemen sonrasında Kanuni ölümünden sonra da tahta geçebilecek tek erkek evlat olarak kalan II. Selim Osmanlı tahtına geçiyor. Ki bu da bana göre, kim ne derse desin, görüşüme katılınabilir ya da katılınmayabilir. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de Şehzade Selim'in tahta geçmesidir. Eğer Şehzade Selim değil de Şehzade Mustafa tahta geçseydi, Osmanlı Devleti 200 yıl daha varlığını müdafaa edebilirdi. Lakin Şehzade Mustafa'nın Hürrem Sultan'ın öz oğlu olmaması ve Hürrem Sultan'ın da kendi egoist tavırları yüzünden kendi öz oğlunu tahta getirmek istemesi Şehzade Mustafa'nın öldürülmesine, Şehzade Beyazıt'ın öldürülmesine, ki Beyazıt Hürrem'in öz oğludur ama Mustafa'nın yolundan gittiği için öldürülüyor. Ve Şehzade Selim'in tek erkek evlat olarak tahta geçebilecek tek erkek evlat olarak tahta geçmesine ve bu da Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına sebep olan etkenlerden bir tanesidir. Tabii ki bu benim şahsi yani yıkılmasının etkenlerinden bir tanesidir dedim. Bu benim şahsi kendi fikrim. Araştırmam okumam. Profesörler, dekanlar falan en iyisini verirler. Tabii bu benim kendi şahsi fikrim, bunu vermekte fayda vardır. Kimseyi botkusuna yanlış bilgilerini doldurmayalım. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Biz bu videomuzda ne yaptık? 1547 1566 yıllar arasında meydana gelen 19 yıllık süreci ele aldık. Ve bu hafta yayınladığımız iki videoda Kanuni Sultan Süleyman Han dönemini de bitirdik. Kanuni Sultan Süleyman Han çok önemlidir. Ve bana ve Osmanlı'nın en güçlü, en ihtişamlı sultanlarından bir tanesidir. Kanuni bir hayırseverdir. Bir tüccardır, bir insandır. Tabii ki doğruları yanlışları olabilir ama devlet yönetimi açısından baktığımızda devletini çok iyi bir şekilde yönetmiştir. Ve Osmanlı Devleti'nin uzun müddet daha ayakta kalmasını sağlayan son halkadır. Bu 10 Osmanlı padişahı eğer Osmanlı'nın kuruluş döneminde olmasaydı Osmanlı Devleti büyük ihtimalle devlet olmaz, yıkılır giderdi. Bunu da vermekte fayda vardır. Ama bu 10 Osmanlı padişahının sayesinde Osmanlı Devleti 600 bakın 1302'de kuruluyor, 1923'te yıkılıyor. Tam mantıklı gidecek olursak. 621 yıl varlığını korumayı başarmıştır. Bunu da belirtmekte fayda vardır. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, bu videomuzda 1547 1566 yılları arasında yaşanan gelişmeleri ve olayları kronolojik doğru bir şekilde ele aldık. Meseleleri birlikte inceledik. İnşallah diğer videomuzda 1566-1588 yılları arasındaki olayları ve gelişmeleri sizlerle birlikte kronolojik doğru bir şekilde ele alıp inceleyeceğiz. Bu videomuzda ele aldığımız konuyla birlikte artık Kanuni Sultan Süleyman Han'ı bitirdik ve yeni bir döneme, bana göre dökülme dönemine başlamış bulunuyoruz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Pazartesi günü yükleyeceğim yeni videoda görüşmek üzere dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun.